Elder Scrolls Online'ın ilk ek paketi olma unvanını taşıyan Imperial City'de ana hikayede mücadele ettiğimiz Molakbale ile bir kez daha karşılaşıyoruz. Bu ek paketin hikayesi, ana hikayede yaşanan olayları destekleyici unsurlar içerdiği için ana hikayede neler yaşandığını bilmeniz faydanıza olur. Bir önceki videomuzda canlıların yaşadığı evren olan Mundus'u Daedric Prensler'in istilasından koruyan Ejder Ateşi ve ona eşlik eden kralların madalyonundan bahsetmiştik. Molakbal, büyücü Manimarko'yu kullanarak Ejder Ateşi'ni söndürmüş ve Mundus'u koruyan bariyeri zayıflatmıştı. Fakat bu ek paketle öğreniyoruz ki Ejder Ateşi'nin çok daha büyük, çok daha güçlü bir kaynağı bulunuyor. Imperial City'nin hikayesi de bu ateş etrafında dönüyor. Ama o kısma geçmeden önce tarih bilgilerimizi tazeleyelim. Birinci çağın öncesine dönüyoruz. Temriel kıtasının merkezindeki Cyrodiil bölgesinde yaşayan elf soyundan gelen Aelitler, yine kendileri gibi burada yaşayan ve Nede adı verilen insan topluluklarını köle olarak kullanmaktadır. Kölelikten kastımız sadece gündelik işleri yaptırmak değil, aynı zamanda vahşi eğlenceler için insanları katletmek, çocukları aslanlara yedirmek ve yaşayan insanların iç organlarından modern sanat icra etmek gibi manyaklığın ötesine varan uğraşları kapsamaktadır. Elit toplumu kendi içindesi ikiye bölünür. Daedric prenslere tapanlar ve Aedralara tapanlar. İnsanları köleleştirenler ise Daedric tapınıcılarıdır. Takvimler 1. çağ 242'ye geldiğinde ise Alessia adında bir Nede kölesi, Daedra fanatiği Aelitlerin zulmünden kendi halkını kurtarması için Aedra Akatosh'a yalvarır. Akatosh'un kendisiyle konuştuğunu söyleyen Alessia, isyan ateşini yakar. Skyrim'in Nordları ve Aedra'ya tapan Aelitlerin desteğini arkasına alarak Daedra destekçisi tüm Aelitleri kılıçtan geçirir. Alessia ölüm döşeğindeyken bizzat Akatosh tarafından kutsanır ve Akatosh'un kanını taşıyan kralların madalyonu verilir. Ayrıca Akatosh kendi ateşiyle Ejder Ateşi'ni de yakar. Madalyonu ejder kanı taşıyan bir imparator taktığı ve ejder ateşi yandığı sürece fanilerin diyarı Mundus, Daedric prenslerin diyarı Oblivion'a karşı güvende olacaktır. Madalyonun ve ateşin hikayesi bu şekilde. Elder Scrolls Online ana hikayesinde madalyonu kullanıp Molakbal'ı durdurmuştuk. Zat-ı şahaneleri bu sefer gözünü ateşe dikmiş. Yine Molakbal'ı önlemekle uğraşacağız. İmparatorluk şehrine gittiğimizde bizi burada Drake of Blades adında eski bir ejder muhafızı karşılıyor. Ejder Muhafızları Örgütü ise imparatorları korumakla yükümlü özel muhafız birliğidir. Ana hikayedeki yoldaşlarımızdan Sayısı Han da ayrıca bir ejder muhafızıdır. Fakat ortada koruyacak bir imparator olmadığı için sağda solda part-time işlere girmiş durumdalar. Drake bizden Rahip Egnatius'u bulmamızı istiyor. Kendisi Molakbal'ın öğrenmek istediği bir bilgiye sahipmiş ve Daedra'lar tarafından işkenceye maruz kalmaktadır. Vakit kaybetmeden şehrin bölgelerini kolaçan ediyoruz. Bu sırada karşımıza bir grup lejyonerin Daedra'lara karşı direndiğini görüyoruz. 8 askerden meydana gelen bu minik lejyona yardım edip kendileriyle konuştuğumuzda öğreniyoruz ki Egnatius'un kendilerine verdiği büyülü parşömeni kullanıp ölümsüz olmuşlar. Tam olarak ölümsüz sayılmazlar, sadece ölüp ölüp diriliyorlar. Bu sayede 0. lejyona karşı direniş gösteriyorlar. Ufak not, 0. lejyon ise Molakbal'ın istilası sırasında imparatorluk şehrinde olan ve Molakbal'ın hakimiyetini kabul edip zombilere dönüşen lejyona deniyor. Bu ufak münasebetten sonra asıl görevimiz olan Rahip Egnatius'u aramaya koyuluyoruz. Rahip Efendi'ye Daedra'ların elinden kurtardığımızda, Molakbal'ın askerlerinin az önce karşılaştığımız direniş grubunun elindeki parşömeni aradığını öğreniyoruz. Rahip Egnatius ise parşömenin sırrının ne olduğunu bilmiyormuş. Ama Molakbal parşömenin peşine düştüğüne göre 8 askeri ölümsüz yapmaktan öte daha büyük bir güce sahip olduğu kesin. Biz de Molakbal'ın neler bildiğini öğrenmek için araştırmalarımıza devam ediyoruz. Sıradaki hedefimiz Sıçan adıyla bilinen bir engin yurtlu ile görüşmek. Hafiften kafayı sıyıran bu arkadaş, son engin yurtlu imparator Leovic öldükten sonra şehri terk etmeyip lağımların dehlizlerinde saklanmış ve şehrin her köşesini avucunun içi gibi öğrenmiş. Daedra'ların neyin peşinde olduğunu da biliyor haliyle. Öğreniyoruz ki Molakbal, Ejder Ateşi'ni kalıcı bir şekilde söndürmek istiyormuş. Yani hedefi Sublime Brazier ya da Türkçesiyle Yüce Mangal. İmparatorluk şehrinin dört bir tarafını kazan iskeletlerin de derdini anlamış olduk. Efsanelerde anlatılan ve kimsenin görmediği bu mangal, şehrin derinliklerinde bir yerlerde gizliymiş. Ölü çağıranların kontrol ettiği bu iskeletlerin birini ele geçirip kendisine verilen emri öğrenmemiz gerekiyor. Ufak bir sorgulamanın ardından Daedra'ların kazı yaptığı yeri öğreniyor ve sabotajla işlerine çomak sokuyoruz. Sıra geldi Yüce Mangal'ın nerede olduğunu bulmaya. Daedra'lar şehirdeki bir kitap hariç tüm kitapları yakıyor ve o yakmadıkları kitabı da Drake of Blades ele geçirmiş. Sorun ise kitabın şifreli olması. Çözmesi için ise düşmanın elinde esir olan bir arşivciyi kurtarmalıyız.
Kurtarma operasyonu başarıyla tamamlandığında Sublime Brazier'ın yerini öğreniyoruz. Nihai hedefimiz ise ateşin bulunduğu Ejder Ateşi Katedrali'ni Molagbal'ın askerlerinden korumak. Hikayenin ortalarında bize yardım eden sıçan tekrar yardımda bulunuyor ve Daedra generalinin katedrale doğru hareket ettiğini öğreniyoruz. Ekibimiz katedrale önce varır ve lejyonerlerin bize verdiği parşömeni Rahip Egnatius kullanarak ayin gerçekleştirir. Drake of Blades, ayin ile Yüce Mangal'ın koruyucusu olup ölümsüzlüğe ve süper güçlere erişir. Lakin asla tapınaktan ayrılamayacak ve ebediyen buranın koruyucusu olacaktır. Ayin sırasında katedrali basan Daedra'ları da bir güzel tokatladıktan sonra hikayemiz sona eriyor. Molagbal bir kez daha alt edilmiş ve Tamriel'i ele geçirme planları tamamen suya düşmüştür.